Şimdi COVID-19'da mücadele gündemine birazcık girelim. Vaka sayılarında bir artış yaşanıyor. Bu artışın sebebini enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Alper Şener ile konuşacağız şimdi. Sayın Şener, hoş geldiniz yayınımıza. İyi bayramlar diliyoruz Merhaba. Öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. İyi bayramlar diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Bayram tatili başladı. Tabii yeni normalleşme süreciyle birlikte artık vatandaşlar hem tatillerine rahat rahat gidiyorlar hem kapalı ve açık alanlarda rahat rahat etkinliklerini yapabiliyorlar. Ancak Türkiye'de son 24 saatte görülen vaka sayısı 8.000'i aştı. Bu artışın daha da artması söz konusu mu? Şu an gidişat neyi gösteriyor sizce? Aşılama hızımız ve aşılama tedarik zincirimiz ve aşılama altyapımız oldukça iyi olmasına rağmen hala hazırda vatandaşlarımızın ciddi bir kısmının aşılamaya yönelik gerek tatil gerekçesiyle gerek başka gerekçelerle tereddütler yaşayarak ya da keyfi olarak ulaşmadıklarını, gitmediklerini görüyoruz. Dolayısıyla da bu vaka artışının çok ciddi bir kısmının aşılanmamış grupta olduğunu biliyorum ben. Dolayısıyla aslında aşılanmış grubun içerisinde çok az bir kısmı bu varyant ya da benzeri enfeksiyonlarla karşı karşıya kalıyor. Aşılanmamış olan gruptan hasta sayımızın daha yoğun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aşılama hızımızı arttırmadığımız sürece ve kapsayıcılığını arttıramadığımız sürece bu şekilde vaka sayılarında tırmanış yavaş yavaş kademe olarak artacaktır diye düşünüyorum ben. Peki Delta varyantının bu artışla bir ilgisi var mı sizce? Var ama Delta varyantının sahada İngiltere'deki ya da Avrupa'nın diğer ülkelerindeki gibi yaygın dominant olmadığını biliyoruz biz de Türkiye'de. Yani yavaş yavaş artmaya başladı ama her gördüğümüz vakanın Delta varyantıyla enfekte olduğunu söyleyemem. Dolayısıyla rutin normal karşı karşıya kaldığımız vakalarda da Delta varyantı dışındaki vakalarda da aşısız popülasyonun daha belirgin olduğunu görüyoruz. Aşı olan bazı vatandaşlarımız da tabii ki tedbiri elden bıraktıkları takdirde koronavirüse yakalanıyorlar. Ancak bu durumda hastaneye yatışlar daha düşük değil mi? Yani şu anda hastanelerdeki durum nedir? Yatış oranları. Hastanelerdeki durum rahat aslında. Ciddi bir sıkıntı yok. Daha önce yaşadığımız bayram ve diğer kapalı olduğu dönemlerdeki normalleşme süreçlerinden sonraki ciddi bir patlama yok. Ama benim korkum şu ki bu günlük vaka sayılarındaki tırmanış önümüzdeki günlerde özellikle Ağustos ayı içerisinde daha ciddi bir tırmanışa doğru gidebilir. Çünkü bayram sonrası da yeniden bir büyük şehirlere yeniden bir yerleşme, göç, transfer, tatili bitenlerin aynı yerlere dönmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla aşılı bile olsak her halükarda varyant virüsün ya da varyant virüslerin İngiltere varyantı da var bunlar içerisinde çünkü Türkiye'de görülen varyantlar arasında. Kişiler arasında yayılım hızının normal virüse göre daha hızlı olduğunu bilerek bilinçli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Her halükarda yine kapalı alanlarda maskenin şart olduğunu sizin aracınıza bir daha hatırlatmakta fayda var. Kapalı ve kalabalık alanlarda ise açık alan bile olsa bu virüsün hızlı bulaştığını bilmekte fayda var. Delta varyantıyla çünkü yeni bir bulaş kavramı tanımlandı ki açık alanda yakın hızlı temas bulaşı diyoruz buna. Bu da şöyle ortaya çıktı. Delta varyantının yaygın görüldüğü ya da salgından oluştuğu olgularda salgın analizi yapıldığı zaman aslında açık alanda bile hiç yan yana oturmamış kişilerin birbirlerine virüs bulaştırdığı ortaya çıktı. Bunu da ancak yapılan analizlerde koridordan geçmekle dahi yakın alanda çok kısa sürelerde 10 saniyelik gibi sürelerde temasta bulunmayla bile virüs yükü yüksek olduğu için Delta varyantında kişiden kişiye bulaşın söz konusu olduğu şu anda tartışılıyor. Özellikle Avustralya bu konuda verileri yakın zamanda sundu. Singapur'daki analizde ve Çin'deki analizde bize bunun olası olduğunu gösteriyor. Çünkü açık alanda mesafenin korunmasıyla birlikte maskesiz temasta çok belirgin bulaşın olmayacağını düşünen bir grup vardı hatırlayacak olursanız. Bunun Delta varyantı için söz konusu olmadı artık yavaş yavaş dinlendiriliyor yapılan makalelerle. O zaman tüm bu anlattıklarınız çerçevesinde baktığımız zaman şu an Türkiye'de yaşanan normalleşmenin kontrolsüz olduğunu söyleyebilir miyiz biraz? Şimdi aslında yasakların kalkmasıyla birlikte herkes doğal olarak hem bayram dönemi hem de tatil dönemiyle ilgili bir normalleşmeyi olabildiğince dolu dolu yaşamaya çalıştı. Bu olabildiğince ve dolu dolu yaşama heyecanı bence bize Ağustos ayı içerisinde bir fatura olarak dönebilir. Bunun dönmesini engellemek yine elimizde.
Çünkü bizim yaptığımız, yani vatandaşlarımızın gözünden kaçırdığı şeyleri tamamlamak yine elimizde. Bunu tamamlamak için de ne yapmak lazım? Tatil, bayram vesaire diye bakmadan aşılarımızı bir an önce olmamız gerekiyor. Aşılarla ilgili olan perspektifte ise tereddütü olabildiğince körüklememek adına olumsuz olgunlaşmamış ve olumsuz görüşleri de gündemde tutmamak gerekiyor. Bu sadece Türkiye'de değil, pek çok ülkede böyle oluyor sanırım. Dün Fransa Sağlık Bakanı'nın yaptığı bir açıklama var. Daha önce kaydedilmeyen bir artışla 18 bin yeni COVID-19 vakasının görüldüğünü açıklıyor ve bunun Delta varyantıyla yaşanan bir artış olduğunu söylüyor. Sadece Türkiye değil, tüm dünya genelinde sonbahara doğru yeni bir dalga mı bekleniyor acaba? Aslında bu delta varyantının yaygınlaşmasıyla birlikte risklerden bir tanesi. Bu riski aşağıda tutmak elimizde. Neden elimizde? Aşılama yelpazemizi arttırmamız lazım. Çünkü delta varyantı aşılama yelpazesini en geniş sağlayan İngiltere ve İsrail örneklerinden de bize anlattık ya aslında. %60'larda olmasını ümit ettiğimiz aşılama yelpazesinin, salgının kontrol altına alacağını düşündüğümüz aşılama yelpazesinin aslında yeterli olmadığını gösterdi. Bunu yeni update ettiğimiz zaman, yeni güncelleme, %80-%85'ini toplumun aşılama hedef olarak koymak gerekiyor. Bugün bunu İsrail, İngiltere ve Çin artık gündeme aldı. Çin biliyorsunuz artık çoğu alanda artık zorunluluğu getirmeye başladı. Yani sosyal alanlara giriş anlamında baktığınızda aşılanmamış kişilerin girmesini, maskesiz iç alanlarda oturmaması zorunluluğunu getirdi. İngiltere bunu zaten Eylül ayından itibaren zorunlu hale getireceğini söyledi. Kapalı alanlarda her halükarda maske ya da PCR testinin PCR testi ya da aşılanmış olma zorunluluğunu getirdi. Fransa da yine aynı önlemleri aldı. Çünkü Fransa'nın güneyi ciddi anlamda şu anda büyük bir sıkıntı yaşıyor. Aslında içinde bulunduğumuz Akdeniz havzası ülkelerinin tamamında bu ve benzer sıkıntılar var. İspanya, Portekiz de bunun içerisinde. İtalya da yine bu grubun içerisinde. İtalya bugün yakın zamanda bir iki gün içerisinde deklare etti ki artık üniversitelerde üniversiteler özellikle üniversite öğrencilerin okullara girebilmesi çift doz aşılama zorunluluğunu getirmeyi gündeme aldı. Kafelerin içerisine de yeşil pasaport, yeşil giriş kartı gibi yani HES kodunu andırır bir sistemi, Türkiye'deki sistemin bir benzerini orada uygulamaya başlayacağını duyurdu. Dolayısıyla Avrupa'nın pek çok ülkesi Delta varyantı nedeniyle kapanmadan atlatmaya çalışıyorlar. Bizim de stratejimizin bu olması gerekiyor. Kapanmadan bunu atlatmaya çalışmak bizim elimizde. Ne yapabiliriz? Aşılama yelpazemizi ötelememiz gerekiyor. Yoksa bu rakamların bu şekilde tırmanmaya gelmesiyle birlikte tüm Avrupa ülkelerinin olduğu gibi bizim de kapanmayı gündeme getirmemiz gerekebilir önümüzdeki sonbaharda. Biraz önce önemli örnekler verdiniz. Aslında ben de bu soruyu size yöneltecektim. Türkiye'de konserler, alışveriş merkezleri ve çeşitli kapalı alanlar ve kapalı alanlarda yapılan aktivitelere katılım için aşı zorunluluğu olması tartışılmakla birlikte bunun olma ihtimali de bir tepki getiriyor beraberinde. Sizce bu strateji uygulanırsa daha kontrollü olmaz mı her şey? Şimdi burada aslında yarar zarar hesabı yapmak gerekiyor. Bir, ikincisi de aslında etki ve tepki kontrolünü iyi dengelemek lazım. Çünkü bazı getirdiğiniz zorunluluklar da vatandaşta bu defa tam tersi tereddütleri tetikleyebilir. Yani neden böyle bir şey zorunlu şey yapalım? Özendirici faaliyetler uzun zamandır yapılıyor biliyorsunuz. Yani cazibe merkezi olabilecek alanlarda aşılamanın yaygın görülebilir alanda uygulanması. İşte sosyal medyada ve diğer alanda popüler kültürün içerisinde yer alan futbolcular dahil olmak üzere, futbol kulüpleri dahil olmak üzere özendirici faaliyetler diyoruz biz bunun içerisinde. Bir taraftan da ödüllendirici faaliyetler yapılabilir bunun beraberinde. Ama bunun sonu yok Seda Hanım. Çünkü zaman işliyor, zaman işlediği için de bir taraftan da hem ülkemizin hem milletimizin hem de dünyanın temel anlamda baktığımızda ihtiyaçlarımızı olabildiğince sekteye uğramadan devam ettirme yükümlülüğümüz var. Temel ihtiyaçlarımızı ve diğer doğal ihtiyaçlarımızı sekteye uğratmadan yürütebilme yükümlülüğü ise devlet idaresinin içerisinde ve sorumluluğu içerisinde. Dolayısıyla diğer Avrupa ülkeleri de bunlarla ilgili bir alternatifli durum sunduklarına göre ben de tahmin ediyorum ki, ama bu kişisel görüşüm benim, bu yönde bir karar almak ya da bir faaliyet içerisinde hareket etmek gerekebilir. Çünkü vaka sayılarının artışı bizim için aslında tedirgin edici bir şey. Çünkü biz bu tabloyu yaşadık, İngiltere varyantı içerisinde yaşadık. Tıpkı aynen böyle geldi İngiltere varyantı da. Sonra ne oldu? Bir anda hatırlayacak olsa Nisan ayının ikinci haftasında 60 bin olgulara çıktı.
ve artık bütün hayat durdu. Hayatı durdurmamak için yapmamız gereken şey şu: aşılamayı hızlandırmamız lazım. Siz biraz önce özendirici alanlardan ve cazibe merkezlerinden bahsettiniz. Biz de biraz önce gazete manşetlerini okurken Van'da cami çıkışında aşılama alanları oluşturuldu ve vatandaşlara aşı yapıldığı haberi vardı. Biliyorsunuz Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde aşılama oranlarımız maalesef düşük. Burada ayrıca toplumsal yapıya göre yapılacak çalışmalarda önem arz ediyor sanırım. Evet, çok önem arz ediyor. Çünkü ülkenin geneline baktığımız için, Türkiye'ye baktığımızda aslında aşılama oranları arasında Türkiye, Orta Anadolu, Batı Anadolu ve Doğu Anadolu arasında ciddi farklılıklar var. Yani bir tarafta %75'lerde hedef popülasyonda aşılanma olmuşken diğer tarafta %30'larda ise bunun bize için fazla bir aşı salgın yönetiminde bir anlam olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü neden? Tüm Türkiye'nin maviye ulaşması lazım. Yani %73'e çıkmamız gerekiyor ki önümüzdeki günlere daha güvenle bakabilelim. Dolayısıyla da sosyal hayatımızı, ekonomik hayatımızı ve psikolojik hayatımızı etkilemeden kış ayında da, bu kış ayında rahatlıkla geçirebilelim. Burada bayramın getirdiği risk de burada olacak sanırım. Şimdi bazı illerde aşılama oranı yüksek, bazı illerde düşük ama bayram dolayısıyla bir karışıklık ve kaos var. Herkes batıdaki doğuya, doğudaki batıya gitti. Bunun bilançosu önümüzde ağır olarak çıkar mı sizce karşımıza kısa vadede? Ben aşılama oranlarımız ve aşılama hızımız artmaya devam ettiği sürece bunun ağır etkileri olacağını düşünmüyorum. Bir taraftan da ümit ediyorum tabii ki. Umut ederim ki önümüzdeki günlerde İngiltere varyantının Nisan aylarında başımıza açtığı sorun gibi hem Delta varyantı hem de aşılanmamış grup Türkiye için baktığımızda yeniden kapanma mazereti olmaz. Dolayısıyla eğer aşılanma yelpazemizi olabildiğince arttırmadığımız sürece bizim için her halükarda bu ve benzeri saydığınız riskler her zaman için masanın üstünde ve olası. Bunları masanın üstünden süpürüp atmak için, gündemimizden düşürmek için yapabileceğimiz tek şey olabildiğince Delta varyantının bizi kovaladığı hızdan daha hızlı bir şekilde aşılamaya koşmamız oluyor. Şimdi 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %62.89 ama ikinci doz uygulananların oranı 34.06. Bunun sonbahara kadar kaç olmasını bekliyoruz? Son sorum da şu olacak: yüz yüze eğitimin başlaması da söz konusu ve çocukların okullara gidiş gelişi özellikle varyantlarla birlikte belki bir tehlike teşkil edebilir. Çocuklar ne zaman aşılanacak ve nasıl aşılanmalı? Şimdi İngiltere verileri bize ilginç şeyler sundu Delta varyantı ile ilgili. İngiltere biliyorsunuz %56'larda aşılama yelpazesi olarak baktığımız ülke geneli olarak. İngiltere'de şu anda 50 yaşın altındaki grupta Delta varyantı ile enfeksiyon oranı 15 yaşın altındaki gruptan çok daha az. Dolayısıyla çocuklar, çocukluk grubu yani 18 yaşın altı grup denilebilir, 15 yaşın altı daha belirgin. Bu Delta varyantının ve benzeri varyantların yayılımı anlamında ciddi bir havuz oluşturuyor gibi görünüyor. Bu ciddi havuzu aşabilmek zamana yayılarak mümkün. Bunu birdenbire aşmak mümkün değil. Çünkü bütün bu yaş gruplarını bir arada aşılayacak kadar da aşı yok aslında dünyanın genelinde. Bu tüm ülkeler için geçerli. Dolayısıyla bunun ikinci hedef olacağını düşünüyorum. Ben halihazırda bütün ülkelerin birinci hedefi aslında 18 yaşın üstündeki gruptaki aşılama yelpazesini %80'in üstüne çıkarmak olacak gibi görünüyor. Delta varyantını kontrol altına alabilmek ya da diğer olası varyantların önüne geçebilmek için. Bizim için de stratejimiz bu olacaktır ama okullar açılacağı zaman benim tahminim, bu da benim kişisel tahminim, okullarda belli aralıklarla yapılacak tükürük testleri, yani çocuklardan alınacak olan ya sürüntü testi ya da tükürük testiyle belli aralıklarda taramalar yapılabilir. Çünkü Avrupa'nın pek çok ülkesi bunu yapmaya hazırlanıyor. Okulları açma dönemi içerisinde perspektifine, bakış açısına göre değişiyor. Biz de bunu stratejik olarak belirleyebiliriz belli aralıklarla. Çünkü çocuklar asemptomatik geçirdiği zaman, bulut belirsiz geçirdiği zaman okullarda yayılmaya ve salgına sebep olabilirler. Bu tarafta da semptomatik çocuk grubu da artabilir. Bu da bizim için sıkıntı. Çünkü neden? Çocukları neden önemsiyoruz? Biliyorsunuz Miss C dediğimiz bir tabloya sebep olabiliyor çocuklarda koronavirüs enfeksiyonu. İstenmeyen bir yaygın enflamatuar yanıt sendromu dediğimiz tablo ki bu da ölümcül seyrediyor. Dolayısıyla bu grubu da kontrol etmek ve denetlemek gerekiyor. Onun dışında özellikle sonbaharda hedef grup olarak bence ağırlık olarak üniversite öğrencileri ön plana, daha ön plana çıkacaktır. Onu düşünmek gerekir. Çünkü üniversite çağındaki kişilerin de yurtlardaki kalması, toplu yaşam anlamında baktığınızda bu grubun daha çok toplu vakit geçirme isteğinin daha belirgin olduğunu biliyoruz. Kafelerde, restoranlarda, okul kantinlerinde.
Dolayısıyla bütün bu tabloya bir arada baktığımız zaman bence bu okulların açılma döneminde esas ana grubumuz bizim ya aşılama anlamında, aşılama yelpazesi anlamında baktığımızda bu üniversite öğrencileri grubu olması gerekiyor. Çünkü bunların da artık 2 yıllık bir periyotta uzaktan eğitimin uzun süre devam edemeyeceğini biliyoruz. Çünkü bunlar da bizim yetişmiş insan gücümüz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu gruba yönelik bir özel takvim belirlemek lazım stratejik olarak baktığımızda. Diğer taraftan ise üçüncü aşama olarak baktığımızda tüm bunları bir kenara koyduğumuz zaman ise toplumun genelinde çift doz aşılanma oranını arttırmamız lazım Seda Hanım. Biz hep total olarak baktığımızda sanki tek doz aşının da yettiği gibi bir yanlış imaj ortaya çıkıyor. Bu çok doğru değil. Ama biz aslında stratejik olarak şöyle bakıyoruz aşılama stratejisi olarak. Tek dozu olmuş olan kişi her halükarda ikinci dozu olacak gibi bakıyoruz ama sahada ne yazık ki bu böyle her zaman olmuyor. Ciddi bir grup var ki tek doz aşısını olmuş ama ikinci doz aşısını olmamış, olamamış grup denilebilir. Bu gruba bir mesaj iletmek gerekirse eğer belli bir periyot içerisinde ikinci doz aşınızı olmazsanız tek doz aşınızın da bir etkinliği kayboluyor. Mutlaka yeniden aşılanmanız gerekecek. Bu da zaten hiç istemediğimiz bir şey. Çünkü neden? Bu bir nevi aslında aşı israfı. Teknik olarak baktığınızda yani boşa giden bir aşı gibi düşünmek lazım. Yani tek dozunuz olduğunuz ikinci dozu olmazsanız aslında o enjektörün kırılmış boşa atılmış aşıdan bir farkı yok. Bu ciddi anlamda milli servet çünkü bu aşıların tamamı yurt dışından geliyor biliyorsunuz. Bu gruba dikkat etmek lazım. Bu gruba bir kere daha hedeflemek lazım. Çünkü 12 haftalık periyot içerisinde her halükarda ikinci dozun olması gerekiyor. Hatta önerilen biliyorsunuz bir ay içerisinde olmanız lazım ikinci dozu. Ama baktığımız zaman ise aşılama grubuna baktığımız zaman bir grup da bu şekilde ikinci dozu olmaktan imtina ediyor ya da bir şekilde ötelliği önemsemiyor. Bu grubun da koruma yelpazesi içerisinde dahil olmadığını biliyoruz. Bizim için koruma yelpazesi altını tekrar çizmekte fayda var. Çift doz aşılanmış olan gruptur. Sayın Şener, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi bayramlar. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Alper Şener'le Covid-19'la mücadelede geldiğimiz son noktayı değerlendirmiş olduk.